Ben Uğur Erdoğan. İzmir'de yaşıyorum. İzmir Bornova'da oturuyorum. 2010-2012 yılları arasında Çivi Organize Sanayi'nde Taşeron firmasında çalıştım. Tekstil firmasıydı bu çalıştığım yer. 2015 yılında 5000 günümü tamamlayarak emeklilik dilekçesini verdim SSK'ya. 2015 Aralık ayında ben emekli edildim SGK kurumu tarafından. 7 ay maaş aldım 2016 Aralık ayına kadar. Maaşım durduruldu. Bankaya para çekmeye gittiğimde maaşımın yatırılmadığını gördüm. Sonra SSK kurumuna gittiğimde benim sahte iş yerinde gösterildiğim, filmlerimin gösterildiği ve günlerimin iptal edildiği söylendi. Ben de bunun üzerine şok yaşadım. Ne yapacağımı bilemedim. Psikolojim çok bozuldu. Ben bunca yıl emekli olmak adına, ilerideki yaşamımın düzenli bir hayatım olması adına, kimseye muhtaç olmama adına bir mutlulukla emekli olmak istedim. Ben kredi çekmiştim. Kredi borçlarım vardı. Ve çok zor durumlara düşürüldüm. Sonra başka arkadaşımdan yardım isteyerek mahkeme masrafları ve avukat paralarını bulmak için yardım istedim. Ve mahkememi açtım. Mahkemem 2 yıldan beri sürmektedir. 2 yıldan beri sürmektedir. Şu anda mahkemeye verdiğim kişi kayıptır. SSK kurumu tarafından da kendisi adına ağır cezada mahkeme açılmıştır. Ama yakalanamamaktadır. SSK kurumuna gittiğimde aldığım cevap siz bana dedi çalış bu burada şunu sordular bana SSK kurumunda. Siz bu iş yerinde gerçekten çalıştınız mı? Ben de evet gerçekten çalıştığımı söyledim. Çünkü SGK kurumu şöyle diyor. Siz bu insanın yanında çalışmamışsınız. Bu insana para vermişsiniz. Elden para vermişsiniz. Ve priminizi o şekilde yatırılmış diye söylendi bana. Ben gerçekten bu iş yerinde çalıştım. Fakat bana ben onlardan da şunu istedim. Peki siz bu iş yeri açıldığında bu iş yerini denetlediniz mi? Denetleme raporlarınız var mıdır elinizde diye. Siz de bana bunu gösterin dedim. Fakat gösteremediler. Yani bir iş yeri açıldığında en geç bir ay içinde ben bu iş yerlerinin özellikle taşeron firmalarının denetlenmesini istedim. Ama bana kendilerini şöyle savunuyorlar kurum olarak. İzmir ve İzmir ilçelerinde birçok iş yeri var. Bizim denetim elemanlarımız azdır. Ve şikayet üzerine biz denetime gidiyoruz dediler. Ben denetim müdürlüğüne gittiğimde oraya birçok otururken tekstil firmasında çalışan emekçileri geldiğini gördüm. Ve kendilerine niçin geldiğini niçin burada olduklarını sorduğumda bizim ifadelerimiz alınacakmış. O yüzden buraya bizi çağırdılar. Siz aynı bana sordukları gibi siz gerçekten bu işinde çalıştınız mı diye onlara da aynı soruyu soruyorlar. Ya kardeşim siz bunu soruyorsunuz da tamam. Bu işlerinde gerçekten çalıştınız mı? Peki denetlemeden bunu benden hesabını sorarken neden denetleme raporunu benim önüme çıkartmıyorsunuz? Ben de sizden bunu talep ediyorum dedim. Bana kendi savunmaları şöyle oldu. Denetim elemanının az olduğunu söyledi. Ben de bunu kabul etmediğimi
denetim elemanı az diyerekten böyle bir savunma yapamazsınız dedim. Ben bunu kabul etmiyorum dedim. Eğer denetim elemanınız azsa bu ülkede bir sürü işsiz çalışan üniversite mezunu insanlar var. Madem işsizlik arttıysa hükümet buna bir çözüm getirmesini istiyorum. Buraya denetim elemanları alsınlar ve insanlar taşeron şirketlerde çalışan veya taşeron olmayan iş yerlerinde çalışan arkadaşların hakları yenilmesin dedim. Ben inanıyorum ki bu mücadelemin sonuna kadar gidiyorum, gideceğim de ve ben bunu kazanacağıma eminim. Kazanamadığım takdirde de bunu hiçbir zaman SSK kurumuna ve işverenlerin yanına bırakmaksızın Anayasa Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Ve hakkımı sonuna kadar arayacağım. Ve SGK kurumuna da tazminat davamı da açacağım. Benim gibi olan arkadaşlarım da hiçbir zaman yılmasınlar, gitsinler mahkeme, iş mahkemelerine gitsinler ve davalarını açsınlar. Hatta bana bile ulaşsınlar. Ben onlara her türlü şekilde yardımcı olmaya hazırım. Teşekkür ediyorum.